geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsunuz? Seneye bu zamanlar imrenilecek bir vücut yapmak istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Vücut fena değil zaten. Şimdiden biraz bir şeyler olmuş. Bu yaşıma kadar hep kiloluydum. Hep insanlara imreniyordum, zayıf insanlara. Artık spora ihtiyaç duydum. Dedim herkes bu işi yapıyor, ben niye yapmayayım? Peki siz kilo aldınız, ondan sonra kilo verdiniz. Ben bir 170 kiloya kadar ulaştım. Kaç? 170 kiloya kadar ulaştım. 170 kilo? 170 kilo. Ben bir trafik kazası yaptım. Öyle mi? Metin Bey hayalini gerçekleştirmek için oldukça sıkı çalışmalı ama çalışacak gibi de gözüküyor. Gözünü karartmış. Gidiyorum gelecek sene kapısına ve merakla Metin Bey'i karşılamak istiyorum. Hoş geldin, gel. Sol göğüs kafesindeki kasları yırttım. Ağırlık kaldırıyorduk. Arkadaşla iddialaştık. Yok ben bu kadar kaldırırım, sen şu kadar kaldırırsın. 1-2-3 dedim, dördüncü yerinden kestim. Bayağı bir ağır kiloydu. Baktım Adele bir geldi kenara, direkt hastaneye zaten. Aşağı yukarı bir sene kadar spor hayatımı bitirmek zorunda kaldım. Ve ondan önce kaza yaptım tırla. Tırın frenleri boşaldı. Baktım bir dünya insan var, araç var, bunları biçmekten dedim, yatır oğlum dedim tırı. Tırı yatırdım, kaburgaları çatlattım. Her yer kapandı biliyorsunuz. Spor salonları, kafeler, restoranlar. Vazgeçtik mi? Bir nevi bir yere kadar geçtik. Bayağı bir canımı sıktı, psikolojim bozdu. Bugün müjdeli bir haber aldım. Sağ olsun şehir dışındaki arkadaşlarımız bazı spor aletleri almışlar. Benim birçok çalışabileceğim tarzda. Onları kargo yapmışlar. Spor aletimiz bir yılına rağmen durdurulmuş zorunda kaldık. Ya ameliyat olacağız ya kasları tamamıyla eritip kasın yerine oturmasını bekleyeceğiz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum.